Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kedi zili tiramisu tarifimi paylaşacağım. Öncelikle malzemelerimizi öğrenelim. Malzemeler: 1 paket kedi dili bisküvi, muhallebisi için 1 yumurta, 3,5 su bardağı süt, 3,5 yemek kaşığı un, 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker, 1 paket vanilya, 1 paket labne peyniri 200 gramlık, sosu için 1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı Nescafe, 1 yemek kaşığı şeker, üzeri için kakao. Şimdi tiramisumuzun yapılış aşamasına geçelim. Öncelikle pişirecek olduğumuz tenceremizin içerisine 1 adet yumurtamızı kırıyoruz. Üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde şekerimizi ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra 3 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. 3,5 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Dök bakalım anneciğim. Ve karıştırıyoruz. Bu şekilde karıştırdıktan sonra ocağımızı alıyoruz. Göz göz olup koyulaşana kadar pişiriyoruz. Evet, muhallebimiz pişti. İlk sıcaklığı geçtikten sonra İçine 1 paket vanilya ekliyoruz. 1 paket labne ekliyoruz. 200 gramlık küçük paketler yeterli olabiliyor. 1 paket labne 200 gramlık. Bu şekilde iyice çırpıyoruz. Daha sonra ıslattığımız kedi dillerimizin arasına, üzerine muhallebimizden eşit miktarda döküp yayacağız. Kedi dillerimizi ıslatacağımız kahveli sosumuzu hazırlayalım. 1 su bardağı sütümüz. Yarım bardak süt, yarım bardak su şeklinde de koyabilirsiniz. Ben 1 su bardağı süt koymayı tercih ettim. 1 tatlı kaşığı Nescafe. Üçü bir arada şeklinde koyarsanız şeker koymanıza gerek yok. 1 yemek kaşığı şeker. Karıştırıyoruz, eritiyoruz. Şimdi kedi dillerimizi bunu da ıslatıp tepsiye dizeceğiz. Bu şekilde tiramisularımızı önlü arkalı hazırladığımız kahveli karışımda ıslatıyoruz. Hazırladığımız muhallebi bir kat üzerine dökeceğiz. Sonra kalan kedi dillerimizi ıslatıp üzerine dizeceğiz. Bir kat daha muhallebiden dökeceğiz üzerine. Bir paket kedi dili yeterli. Şöyle altışar altışar. Şimdi üzerine muhallebimizi dökeceğiz. Tiramisumuzun muhallebisinden ara katına bir miktar gezdiriyoruz. Kalan kedi dillerimizi de üst katına yerleştiriyoruz. Kedi dillerimizi de üzerine ıslatıp yerleştirdikten sonra kalan tiramisumuzun muhallebisini en üstüne ekliyoruz. Ekleyip güzelce yayıyoruz. Muhallebimizi de güzelce yaydıktan sonra en üst katına bir tane böyle süzgece kakaomuzu koyuyoruz ve şu şekilde üzerine kakaomuzu serpiyoruz. Tiramisumuz hazır. Afiyet olsun. Diğer tarif ve videolarıma ulaşmak isterseniz abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz.